أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات دكتور senin tamam gelmene gerek yok. Seninle bahsettiğimiz konuyu açıyor. Ondan yapacağız. Doktor diyordu biraz önce de çok hoş. Namaz insana külfet gelmesinin sebebi ya başkasına yaptığın için başkasına yapıyorsun. Bir ondan külfet oluyor. Başkasına bir de ne demiştik abim? İnsana doktorum ağır gelmesinin sebebi neydi? Bir başkasına yapıyorsun. Namazı başkası için ifa ediyormuş gibi veya bir şey için yapıldığını düşündüğünden. Ne? Bir tane de vardı. İki madde söylemiştik. Efendim? İki madde demiştik. Yani insana külfet gelmesin ya kendisine dönük. Ha, bir de bir ücret. Yani başkasına bir, yapıyormuş gibi. Birinci bu. Olduğu için başkasına. Bunu ona o yapıyorum. Ona yapıyorum. Bu işi ona yapıyorum. Onun için ağır geliyor. Ondan ağır geliyor. Bir de mesela işte cennet gibi yani bir ücret karşılığında. Bir şey veriyorum alıyorum zannediyor. Oysa kendisi için yaptığını, kendisiyle alakalı olduğunu bir bilse idrak etse için onu okuyacağım. İdrak edemediği için öyle düşünüyorum. İdrak edemediği için. Onu okuyacağım abi. Aslında ne okuyacaktım biliyor musun? Bugün çalıştığım konuydu. Bayağı çalıştım. Liderin sıfatları nedir? Lider kime lider deniliyor? Küllata farklı farklı yerlerde. Yani çok gündelik hayatta benim lider kim de nedir yani? Ben bunu çok seviyorum, onaylıyorum, bu benim liderimdir. Liderdir. Seni takdir ettiğindir. Beynel milel evrensel lider sıfatı nedir? Onu başka zaman yapacağız. Şu anda bu namazın, biraz da seninle konuştuk bugün değil mi? Boyut noktasında çok ilginç o. O da etkiledi beni bugün. Bakayım becerebilecek miyim biraz. Namaz burada eylemsel bu şekilde yapılırken ötelerde farklı gözüküyor. Bütünde sonuçlar farklı oluyor. Evet yani bir şöyle düşün. Resmin, büyük bir resim, duvar resim olsun. Ama bu resmin bir parçasını biz görsek. Tamam doktorum, şu geniş bir duvar var ya şu. Orayı kaplayan bütünsel bir resim var. Yani baktığın zaman anlaşılan bütünsel ama bütünsel anlaşılıyor. Sen o bütünselliği görmeden o kenar ucundan bir parça görsen o bütünselliği görmediğin için ona bir anlam veremiyorsun. Görebildiğin o olduğu için ona göre hüküm veriyorsun kendi için. Evet, kendi aleminde. O parçaya göre hüküm veriyorsun. Yani bütünsel, mesela senin sağlığına söyleyeyim. Kemik hücresi var. Bağırsak hücresi var. Kardeşle görüştüm. Kafada hücre var. Ette hücre var, arda var. Şimdi bunlar hummalı bir şekilde çalışıyor. Bu acayip titiz çalışıyor. Pazar, cumartesi tatil yok. Şimdi bu hücre bütünsel içinde bir şey vazife yapıyor. Bütünsel noktasında. Mesela o çok güzel misal vermişti. O Mevlana ne demişti? Onu bir verir miyiz bak. Biz aslında hepimiz bütünüz diyor. Bir hücre çıkıyor diyor ki biz hepimiz bütünüz diyor. İşlerinde bir hücre çıkıyor. Diyor biz hepimiz bütünüz diyor. Ne alaka, sen sensin ben benim, nasıl bütünüz yani, nasıl bütün olabiliriz ki diye şaşırıyor. Başka bir tane hücre çıkıyor Yunus. Ya yani şey, bir hücre çıkıyor. Bağırsak hücresi, kemik hücresi, göz hücresi. Ha, Yunus denen bir hücre çıkıyor. O da diyor ki hepimiz bütünüz arkadaşlar, can ölmez, beden ölür diyor sadece. İnanmıyorlar. Şimdi hücre sistemi görmüyor ya, bedeni görmüyor ya, kendi gördü, kendi alanı kadarıyla hükmedebilecek durumda. Bütünü görmediği için bütün olduğunu, bir diğer hücreyle bir bütün oluşturduğunu anlayamıyor. Biz de öyleyiz. Biz de kendimizi birbirimizi farklı görüyoruz. Bir bütünü oluşturduğumuzu göremiyoruz, göremeyeceğiz de. Sonra o Mevlana denen bir hücre varmış orada, kemik hücresi yerine. Güzel misal verdi. O ne diyormuş hoca? Biz bütünüz diyor aslında. Bütünüz, inadına bütünüz. Yani öyle bağırsak hücresi,
dimağdaki nöron hücresi, kemik vesaire hepsine diyor ki o bir hücrenin adı Mevlana'ymış. Biz aslında parça parça gibi farklıyız ama aynı şeyi, aynı bütünün parçalarıyız, bütünüz diyor. Yani çalışmalarımız bütün netice veriyor. İnanmıyorlar diğerleri. Nasıl bütünüz? Sonra Yunus denen bir tanesi çıkıyor. Can ölmez, beden ölür vesaire. Aslında terktir. Bir şeyden bu evden terk etmek vesaire. Bediüzzaman denen bir hücre de çıkıyor diye güzel söylemişti. O da aynı şeyi söylüyor. Aslında bütünüz diyor. Ama hepiniz eşitsiniz diyor. Sen nöronsun diye üstündeysin, sen bağırsak hücresisin diye aşağı değilsin. Siz aslında yaptığınız işlerden bağımsız olarak hepiniz bir bütünü oluşturuyorsunuz. Bu yaptığınız işler burada farklı görünebilir ama bütün de aynı onlar. Aynı bütüne hizmet ediyorsunuz. O yüzden yaptığınız işin farkı yok. Şey itiraz ediyor bu sefer. Bağırsak hücresi diyor ki, çok güzeldi. Ne aynı iş yapıyoruz diyor. Ben diyor bilmem bir şey işi yapıyorum. Hiç anlatmayayım. Hiç anlatmayayım. Beyin nöronu bak yüzde, vücudun yüzde kaçını alıyor enerjinin? Enerjinin yüzde 20'sini alan zengin bir kitleye aitim ben. Yüzde 20'sini alıyor vücudun. Ben burjuvayım yani. Tabi burjuva o. Hem de tepede. İki şey var. Bir de görevim de bilgi işlemek, bu evreni yönetmek. Ben bilgiyi alır işlerim, karar veririm. Yani bütün hücrelerin ne yapacağını kararını ben veriyorum yani. Ben veriyorum da bağırsak hücresiyle nasıl eşit olurum diyor. Nasıl eşit olacağım yani? Bağırsak hücresi diyor ki ben bilmem ne işi yapıyorum. Ben nasıl yukarıdakiyle eşit olacağım diyor. Ama Bediüzzaman denilen bir hücre diyor ki burada böyle gözükürken üst boyutta böyle değildir diyor. Şimdi onu okuyalım. Tamam. Diyor ki Sözler 45'te. Tuhaf bir kitap. Nasıl bakarsanız öyle. Bakayım uyacak mı buna? Yapabilecek miyim yani? Uyacak değil, ben yapabilecek miyim? İşte nihayetsiz aciz insan. İnsanı bir tanımlayayım. Yani insanın eline bir şey vereceğiz de insan kim yani? Mesela şuradan araba çıkar mı? Tamam da hangi araba? Bu yükü taşıyabilir mi araba? Ne taksi mi, kamyon mu, tır mı, ne yani? Yani bu insan bunu yapabilir mi? Kim ama? Bir kere ona anlam yükleyeceğiz. Kim o? İlk önce kime cevap verelim? İnsan nihayetsiz acizdir. Şu kadar değil. Mesela sığırın gözlük derdi yok. Elbise derdi yok. Kuşun geçinme derdi yok. Sosyal yapısı mükemmel. Tamam. Öyle bir gelecek uydurukçasıyla kaygısı, korkusu yok. Tamam. İnsanı tanımlıyor. İnsan kim? Umuru hayrın çok müzümanileri olur. Şimdi bakayım ne diyecek bize. Şimdi insanı tanımlıyor. Diyor ki şu kadar değil. Şu kadar da değil. Nihayetsiz acizsin. Abi topa. Nihayetsiz acizsin. Bir. Nihayetsiz zayıfsın. Bak, zayıfsın yani. Ne kadar zayıfsın? Nihayetsiz. Gücün yok. Yani tehlikeleri def edecek. Ondan sonra nihayetsiz fakirsin. Şimdi fakirlik ve zenginlik elde avuçta olup olmaması değil. Mesela zengin kimdir? Eline çok olan değil. Talep azlığıdır. Talebi az. Peygamber lisanıyla el kanaatun kenzun la efna. Kanaat tükenmez bir hazinedir diyor. Mesela İstanbul'u verseler adam kanaatsız. Türkiye'nin fakiridir. Türkiye'yi verseler dünyanın fakiridir. Yani bu nihayetsiz acizlik, fakirlik niye verilmiş? Onu anlamlandıracak. İnsanı şu dört tane, beş altı tane madde ile tanımlıyor, içini dolduracak. Çünkü insanı böyle tanımlanırsa içine konulan şey uygun olup olmadığını anlarsın. Bir, nihayetsiz acizdir. Acizdir. Yani nihayetsiz kudrete istinad etme ihtiyacı var. Nihayetsiz zayıftır. Nihayetsiz fakirdir. Nihayetsiz muhtaçtır. Hem nihayetsiz istikbal zulümatına dalmakta, yani kabir ve sonrası bilinmiyor. İstersen karanlıktır, istersen zulümattır. Yani aklen kabri çözmeye kalkarsan, akılla
kabir ve sonrası karanlıklıdır. Allahsız duygusallık yanaşırsan, duygular var insanda, yani gel bu binadan çık, toprağa gir, nihayetsiz zulümatlıdır. Ama Allah ile bakarsan olay tamamen değişik olacak. İşte ustad diyor ki, bu ehli dünya diyor, bunları düşünmeden nasıl yaşıyorlar? Hayret ediyor. Yani kainatın en gerçek hakikati değişmez, ölüm meselesidir. Bu çözülmeden, izah edilmeden, insanın aleminde bu izah edilmese, dünyanın hiçbir şeyi ona lezzet vermeyecektir. Tamam? Diyor ki, bir istikbal zulümatına dalmakta hem nihayetsiz hadisat içinde çalkalanmakta olan bir ruhu beşer. Yani mesela diye oturuyorsun şimdi Suat. Bir telefon geliyor. Bir hadise oluyor. Bir depremle alakalı bir şey oluyor. Bir rüzgar oluyor. Alemimizde bir böbrek farklı çalışıyor. Ne diyor? Bir bak diyor ki nihayetsiz hadisat içinde, nihayetsiz hadiseler var içinde çalkalanmakta olan ruhu beşer. Devamlı haleti çalkalanıyor. Yani sığırın öyle bir şeysi yok. Yani haleti rüyesi devamlı oynak. En ufak bir şey etkiliyor. Şöyle bir misal vereyim. Ahırda sivrisinek ve karasinek her çeşidi vardı sığırın. Umrundan mı adamın? Senin odada daha sana gelmese bir sivrisinek şöyle yapsa sabah uyuyamıyorsun. Haletini aktif etmiş. Böyle bir insan insanı tanımladı. Şimdi diyor ki böyle bir insana şimdi akşamda yatacaksın ya hani kabirle kıyas et. Kabir sonrası ne olacak? Ben uyunca ne olacak? Böyle bir şey geliyor. Sanki yaşarken tehlikelere karşı koyabilirim. Hemen hastaneye koşarım bilmem ne yaparım. Veya nihayetsiz ihtiyaçların bir derece giderilir. Ama gece kendini teslim ediyorsun, sıfırlanıyorsun, uyuyorsun. Uyuyorsun ya her şeyde sıyrılıyorsun. Acizliğin gibi ya. Acizliğin danışkası yani. Her şey bitiyor. Yani gündüz aleminde bir akıl vardı, bir şey vardı, ne bileyim... İhtimal var en azından. İhtimal var yani. Bir şey olduğu zaman birisini çağırabilirim. Ama uyku ise tamamen sıfır. Ortadan kalkıyorsun, sanki Adem oluyorsun. Ha, böyle bir ruhu beşere yatsı namazını kılmak için, şu manadaki işada, İbrahim Vali, la uhubul afilin deyip, yani İbrahim Aleyhisselam'ın ruhunu tasvir ediyor ayet. Ve çok tuhaftır. Bu söz, aslı İbrahim Aleyhisselam'ın sözüdür. La uhubul afilin, batanları, uful edenleri, kaybolanları sevmem. Sevmeye layık değildir. Ama ayettir. Peygamberlerin böyle duaları var. Allah ediyor. Allah ona formatını değiştiriyor. İçerisine Cenab-ı Hak İlim, irade, kudreti koyuyor. Yani lafız aynı. İçerisine Cenab-ı Hak sıfatlarını koyunca ayet oluyor. Çok tuhaf. Daha önce de yapmıştık bunu da. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın haletini şöyle diyor. La uhubul afilin. Yani batanları sevmem. Biliyorsunuz bir ay vardı. Güneş vardı. Kaybolanları. Yani onun haleti bizde de var. La uhubul afilin. Deyip, mabudu lem yezer, yani birisine abd olacaksın, kul olacaksın. Öyle mi? Evet. Ya Allah'a, ya kendine, ya düşüncelerine, ya ereğine. Yani yapmasa ne olur? Akıl, akla bela olursa, o akılla, o aklı def edemezsin. Çünkü dertle, derman aynı. Düşüncelerinle kurtulamazsın. Ancak ereğine yani düşüncelerin sahibine bağlarsan olur. Şimdi diyor ki bunlardan çıkış şeyi yatsı namazı bu işin başı ya. Sonsuz zulümata gidiyorsun, uyuyorsun.
yatsı namazın demek, gündüz hayatında bu kadar uful edenler var. Arabaya bindik, kendimizi güvende hissettik. Doktorun insanların hayatına sebebiz, biz daha korkar mıyız? İnsanlar fakirlikle koşturuyorlar, acaba fakirlikle ölür müyüz? Zenginim ben. Bir sürü dayandığımız noktalar vardı. Uyku anında fakir, zengin, çocuk, büyük, yaşlı, kadın, kadın, erkek, fark etme, herkes eşittir. Hiçbir şey kalmadı ki. Herkes eşit. Kabe olduğu gibi, Kabe'de herkes eşit. Orada dolaşanın hiç kimsenin unvanı yok. Sıfatı da yok. İhrama girdin mi, kefene, Kabe'de tavaf edenler zengindir, fakirdir, kadındır, erkektir, çocuktur, büyüktür, yaşlıdır, gençtir, kariyeri var, yoksa açtır, toktur, hiç de fark etmiyor. Uyku bunu aynı böyle yapıyor. Gündüz hayatında doktordun, işçiydin, kadındın, erkektin, çocuktun, bilmem ne, büyüktün. Uyku eşit yapıyor. Herkesi sıfırlıyor. Bak, öyle bu sıfatlarla devam etme bak. Bak sıfırlandı. Hayata kalktığın zaman işte diyor ki, böyle bir insan mabudu lem yezel. Adem'e düştük diyebilir miyiz? Adem'e düşüyorsun. Kendi hususi Adem'ine düşüyorsun. Yani hiçbir tanımlama, sıfatın yok. Ortadan kalkıyorsun kardeşim uykuda. Yani seninle anlam bulan, anlamlandırın hiçbir şey yok ortada. Sen de yok oluyorsun. Adem'e gidiyorsun. Adem, ilim içinde Adem, varlık içinde yoksun. Yok, senin için yok ki hiçbir şey. Adeta uyuyayım, yok olayım diye bakıyorsun. Bu böyle bir insan, hani bir sürü yerlere takılmıştık, doktorduk, zengindik. Şuydu, buydu, güçtüm ben. La uhubu la filim. Hepsi bitti. Battı çünkü. İbrahim Buhari, İbrahim Aleyhisselam olmuş da benim gece olmuyor mu? Arabam battı garajda. Sağlığım, sıhhatim belli değil. Ne oluyor belli? Param, fabrikam dışarıda. Hepsi bitti. Benim dışımda. Yani uykunun dışında. Yani mesela kalp krizi geldi gece yarısı. Sen diyebilir misin kalp krizi kapımı nerede? Yanın başında olsa ne olur? Geçmiş olsun. Adam öyle demişti. Firavun. Asrın Firavunu. Amerikalı o Sarus değil ötekisi. Bir tane zalim. 120 sene düşünüyorum diyor yaşamayı. İşte bir hafta sonra mı, üç gün sonra mı geberdi gitti. Yani organını hep değiştiriyordu. Köle Afrika'da çocuk çalarak. Çalıyordu. Organlarını değiştiriyordu. Onun için planlıyordu. Ama akşam ne diyorsun yatarken? La uhubul afilin. Yani kendi benliğime yüklediğim şeyleri mabudu lemyezen ve bir de mahbubu la ezalin. İki tane şey. Bir, dimanı mabudu lemyezen. Bir de mahbubu la ezal. Bu da kalbi. Kalpteki yapıyı namaz ile bütüne getiriyor. Yani mesela diyelim ölüm korkusu, korku aklidir. Mesela deliler korkmaz. Hayvanlar korkmaz. Çocuklar melekesi olmadığından akıl ve o da korkmaz. Bilmiyor ne olduğunu. Demek ki korku aklidir. Haf kalbidir. Böyle bir insan ne yapar? Mahbubu la ezalin dergahına namaz ile iltica edip, yani böyle bir şeye bunların hepsinin sahibi. Gecenin, kabrin, varlığın, zenginliğin, ben fakirim, acizim, güç sahibine namaz ile iltica edip kendin, bu ilticadır aslında, kapıyı vurmaktır. Namazın hareketleri anahtarın dişlilerine benzer. Kilidi açan anahtar, elimizdeki anahtar var ya, iniş, çıkış, çıkış, düz. Bu iniş aşağıda secdeye gidiyorsun. Tepe kıyamdır. Düz işte teşeğüttür vesaire. Bunu onu açmak için. Namaz zaten anahtardır. Miraçtır diyor. Namaz müminin miracıdır. Yani basamaktır yani. Yani netice değildir. Neticenin vesilesidir. Namaz müminin miracıdır. Netice nedir? Huzur ilahidir. Cennet değildir yani. Müminin miracı ya.
Namaz ile yani anahtar ile kilidi açacaksın. Bak anahtara bak neye benziyor. Anahtar kilide benzemiyor ama odayı açtın içeri karpuz var. Hiç karpuz anahtara benziyor mu? Yani namaz anahtar ise kapı da alemlerdir 18 bin alem. Odanın içerisinde kim var? O 18 bin alem alemlerin sahibi var. Namaz ile iltica edip ne oluyor? Şu fani alemde ve fani ömürde yani biz bunu idrakimize indirmemiz lazım. Yani beka süsü verdik dünyaya. Hani beka biliyorduk? Gel de çık hadi. Fani. Fani alemde, fani ömürde ve karanlıklı dünyada. Çünkü niye? Taleplerine cevap vermiyor. Yani boşluğa düşüyor insan. Evet istiyorsun. Dert istemiyorsun. Sıkıntı istemiyorsun. Ne diyor? Karanlıklı dünya. Şuraya bak ya. Aman ya Rabbi. Karanlık ya. Hakikaten imansız, ahirete itikatsız. Vallahi zifiri karanlık. Karanlıklı dünyada ve karanlık istikbalde. Geleceğimiz nedir? Karanlıktır abi. Işıklar sönmüş, el yordamıyla gidiyorsun. O da evin senin. Nerede ne olduğunu bilirsin. Ama öyle bir memlekettesin ki hiç daha önce gelmedin. Karanlık, yani sife şey yok. Orada aslan da çıkar, timsah da çıkar. Belki de orada kobra yılanı yatıyor. Akreplerin yuvasına gidiyorsun. Öyle zifiri meydandasın ki Hindistan'da. Arkan belli değil, sağın solun altı üst belli değil. Bak, bu nedir? Karanlık istikbalde. Fani dünya, fani alemde. Fani dünyada, karanlıklı dünyada, karanlıklı istikbalde neye ihtiyaç var? Bir, baki sermediyle münacat edip bir parça bir sohbeti bakiye. Yani böyle bir insan, her şeyin sahibi, baki olan bir zata sohbet etmek istiyor. Canın sıkıldığı zaman birisine telefon ediyorsun. Kim hatırına geliyor? Canım sıkıldığı zaman, ya bir iki kelime etsem de ya, bir havam yerine gelse. Hele bir psikolojik sorunu varsa, onun otoritesine de inanıyorsan, o bana telefona koysam ben düze çıkarım. Veya bir sesini duyayım ya. Çıkıyoruz yani, bu realitedir. Şimdi düşün, böyle bir insan tanımladı. Allah ile bir sohbet edeceksin. Yani, alo ya Rabbi. Tövbe ya. Ya Rabbel alemin. Allah da buyur kulum diyor. Rabbim bana talep ediyoruz ya. Bir şeyler anlatır mısın? Kalbine doğuyor. Bunun bir tanesi vahiy. Dua. Yani peygamber değiliz ki vahiy. Vahiy devam ediyor. Okuduğun ayette ortaya çıkıyor vahiy. Yeni oluyor. İlham var, ilham var. Sunuat var. Tuluat var. İşaret var. Rumuzat var. Meratipleridir ha kalbin. Yedi. Tırırırt doluyor. Allah ile sohbettir diyor namaz. Miraç değil ya. Miraç'ta ne yapacaksın? Allah ile sohbete gidiyorsun. Ha, ya Rabbi diyorsun, tamam mı? Telefon çeviriyorsun. Dört rekatlı namazda. Diyorsun ki bir baki sermediğiyle münacat edip sohbet. Ya Rabbi. Ey Rabbi. Buyur kulu. Hatta hadis-i şerif var. Kur'an okumak Rabbi ile sohbet etmektir diyor. Rabbül Alemin değil, Rabbi ile sohbet etmek. Sohbetmiş. Allah ile sohbetmiş. Allah değil de Rabbi ile sohbet. Münacat edip bir parçacık bir sohbeti bakiye. Yani o bir parçacık ömrün kaç dakikasını alacak? Sohbeti bakiye. Birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasına nur serpmek. Şimdi sohbet edince ne yapıyor? Benim telefonumu kaldırdı. Benim muhatap aldı. Benimle alakadar oldu.
İnsana ne kadar güven veriyor? Ya bir de ihtiyaçlarına cevap alıyorsun. Cevap alıyorsun. Ya da alamıyordun, o da almaya başlıyor. Alıyorsun. Mesela namazda duruyorsun. Nasıl birisi durmuştu? Nihayetsiz acizdim. Böyle birisine dayandım. Allah nedir yani? Bak bunların cevabıdır. Bunların evet zıttı. Nihayetsiz acizim, zayıfım, nihayetsiz fakirim, muhtaçım, nihayetsiz istikbal zulümatına dalmaktayım, nihayetsiz hadiseler altında eziliyorum ama Allah bunların sahibi. Ölümden korkuyorum, Azrail'in sahibi. Kabirden korkuyorum, memleketlerin sahibi. Cehennemden korkuyorum, cennetin sahibi. Ha? Çok acayip bir şey ya. Çok acayip bir şey hakikaten. Ya usta bir daha söyleyeceğim ya. Usta diyor ki, bunları düşünmeden diyor, böyle bunlara iman etmeden nasıl yaşıyorlar? Sonra devam ediyor. Kendilerini nasıl aldatıyorlar? 26. lemada söylüyor. Galiba 248. sayfada. Lemada. Nasıl kendilerini aldatıyorlar? Mesela hepimiz burun buruna gelmişizdir ölümün. Herkes hayatını bir derece yaşamıştır. Bir şey tutunur herkes. Ya hizmetine tutunur. Ya bir davam var benim. Ya Allah ile arasındaki muhabbete tutunur. Bir şey tutunur. Rüştü abinin tutunduğunu söyleyeyim. 86 yaşında vefat ediyor. 12 yaşından beri dershanede. Tutunduğuna bak. Diğerlerinde kendisi söyledi. Bir derece riya girer diyor. İhlaslı olmaz. Tek bir amelime güvenilemez ama şey yapıyorum diyor. Ona biraz tutunmuşum de. Çünkü onda riyayı olmaz dedi. Nedir o? Allah düşmanına düşman oldu. Vay be! Demezler, vay be ne düşmanmış. Onun için riya girmiyorum. Bu tarafkirlik var ya. Öyle felsefe yaparak dostluk, düşmanlık olmaz. Ha neyse. Şimdi böyle bir Allah, yani alemi de ne ifade ediyor Allah? Onunla bir parça sohbeti bakiye, birkaç dakikacık bir ömrü baki içinde dünyasından nur serpmek, istikbalini ışıklandırmak, istikbalini, kabir sonrasını. Hani diyor ya çocuğun istikbalini kurtarayım. Nesini kurtarıyorsun? Allah Resulü demiş ki çocuklara en güzel istikbal, en güzel servet. Bırakmak nedir? Güzel ahlaktır. Güzel ahlak nasıl vereceksin? Güzel yaşayacaksın evde. Namaz görmedi mi çocuk? Bu Bakırköy'ü ona bıraksan ne olur? Bir Allah ile tanıştırmadınsa İstanbul'u versen ne olur? Güzel ahlaktır diyor. Ya. Bak, hadsiz bir istikbalini ışıklandırmak. Sorayım. Hangi fen ve felsefe diyor? Hangi meziyetiniz, metubatta söylüyor, hangi topunuz, tüfeğiniz, hangi servetiniz, hangi mabudunuz kabir ve sonrasında imdat edebilir size? Neyle izah edeceksin? Kabrin üstündeki o toprağı kaldırıp zulümatı nura çevirebilir? Hiçbirisi. Bu elimle o kadar insan kefenlemişim ki. Acayip zalimi de maalesef, zalim bilmiyorum ama öyle demişlerdi. Almanya'da çok zalimdi hocam diyorlardı. Çok da masum çocukları da kefenledim. Cenazesi kılınmayan düşükleri de sarmaladım, gömmüşüm. Yani fakat kabiri, kabir sonrasını neyle izah edeceksin? Bir başkası ne diyor? Başıma geçeni söylüyorum. Rize'ye nurculuğu getiren abi vardı Koksovat köyünde, İsmail dayı. Rüştü abiye de nurları tanıtan. Kanserdi. Ziyaret ettim. Gençim tabii. Ya biz bir ateşi şey yapacağız. Öyle bir eda ya. Allah bu gençlik var ya 30'a kadar her şey bizden sorulur ya falan. Zavallı işte. Açacağı işte. Ama lisan verdiği şey. Neyse öyle bir şeyimiz yoktu da küfran nimet yapmayalım. Ben gittim. Ziyaret ettim. Affedersin kusura bakmayın yani. Tabir ama.
Dedim İsmail dayı nasılsın dayım benim dedim ya. Allah razı olsun yani gerisini getireceğim de bu memlekete sen risaleleri tanıttın. Sen tanıttın bana tanıttı. Böyle silsile benim de şeyim sana gidiyor. Anlatacağım. Bak oğlum dedi. Dünyaya niçin geldiğini bilirsen, yani burada bir anlamına koyarsan, niçin ayrıldığına razı olursun dedi. Bak, niçin geldiğini bilirsen, niçin gideceğinin cevabını bulursun dedi. Devam etti. Bir damla pis sudan diyor. Başka ne bekliyordum ki dedi. Bunun üzerine kurulan bina bu kadar dedi. Ama ben hayatımı o suyun üzerine değil, ruhumun üzerine kurdum. Ruhumuzun. Vay! Dedim ki İsmail dayı o cümleyi bir daha söyler misin? Hiç unutmuyorum. Dünyaya niçin geldiğini bilirsen niçin gideceğine razı olursun dedi. Niçin geldiğini bilirsen, anlamlandırırsan, ona şuurun nispetinde niye geldin? Dünyaya anlam yüklersen bulunmanın bir anlamını şey yapan, niçin gittiğinin de izahıdır o. Niçin gittiğin, niçin geldiğin cevabıdır. Niçin geldiği sorusuna da neye gideceğine de nereye gideceğinin cevabı da bunun cevabıdır. Ahiret Allah'ın, Allah da ahiretin ispatıdır. Ya sevgili kardeş, niçin geldiğini bilen gideceğine de razı olan olur. Razı olur. Razı olmasa da zaten dayatıyor gidiyor da hani diyoruz ya Rabbi istediğimi hayli eyle. Hakkımda hayli olanları da kalbimi razı eyle. Yani pek istemiyoruz bazı şeyleri. O zaman diyoruz ya Rabbi hakkımda hayli olanları da kalbimi razı eyle. Allah Resulü'nün böyle bir duası var. Bir de şöyle diyor. Bir şeyle direnirseniz imtihanınız devam eder. Ona razı olursanız imtihanınız olmaktan çıkar. Çünkü imtihan değil artık. 90 kilo güreşçinin karşısına 20 kilo güreşçi çıkartınca o güreş değildir. Sporda değildir. Eğer razı değilseniz sizin imtihanınıza imtihan olmaya devam eder. Eğer ona razı olursan imtihanlıktan çıkar. Mesela bir misal vereyim. Kendi yaşadığımı söyleyeceğim. Hapise girdi. Niçin girdiğimi bildiğim için hapis benim imtihan olmaktan çıktı. Eğitim yeri oldu. Ders çalışıyordu. Dışarıdaki benim seven dostlar kadar inan onda bir ben ezilmiyordu. Biz boşuna mı üzüldük abi? Boşuna üzülmediniz, sebap oldu. Dava için üzüldüm. Benim karşıma gözüme değil ki. Dava, ders kardeşimiz diye, değil mi? Ders arkadaşıyız. Ders arkadaşımız gitti. Tabii ki üzüleceksin. Yani anlamıyorum. Ha ben, ama sonra diyorsun niye için girdi veya ben niye girdim deyince şunu anlatmaya çalışıyorum. Niçin oradayımın sorusuna cevap beni rahatlatıyordu. Yani orada bulunmam. Mesela niçin geldim ben bu dünyaya sorundaki cevap senin gitmen gerektiğine kanaat verir. Seni memnun eder. En azından ehli dünya gibi altında ezilmezsin. Bak ne diyor? İstikbali ışıklandıracak. Mevcudatın ve ahbabının mevcut ana kadar olduğun araba, mal, mülkün, servetin, bedenin mevcut bak mevcudatın ahbabının firak ve zevalinde neşet eden yaralana merhem sürecek olan Rahman-ı Rahim'in yani çoluk çocuğun bıraktığın kariyer, makam, beden, ne bileyim dünyaca senin alakadar her şey olana şöyle bak bakalım. Mevcudatın ve ahbabının. Yani alakadar olduğun eşyanın ve ahbab evladı yani. Ahbabının firak ve zevalinden neşet eden onların ayrılmasından, onlardan biz ayrılmamızdan ortaya çıkacak yaralarına merhem olan Rahman-ı Rahim'in Allah Rahman-ı Rahim merhemdir. O yaralarımıza merhem olan Rahman-ı Rahim'in iltifat-ı rahmetini. Allah'ın iltifatını, nuru hidayetini görüp istemek. Neyle? Hem muvakkaten onu unutan, bak muvakkaten onu unutan ve gizlenen dünyayı o dahi unutup, yani
Bunu unutturan neydi? Dünya. Sen de buna bedel ödettiriyorsun, sen de dünyayı unutuyorsun. Namaz da öyledir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim. Başka bir şeyle meşgulsun. Dertlerini kalbin ağlamasıyla dergah-ı rahmette döküp namaz. Dertlerini, hani birisine teselli için telefon ediyorsun ya veya şey yapıyorsun, ya biraz rahatlamak için. Oysa en seni rahatlatan, derdinin de dermanı olan, korktuğun ve ümit ettiğin şeylerin sahibi o. Allah sonsuz güç sahibi. Senin isteğini yapamaz mı? Yapar. Ha ona dertlerini döküp, hem ne olur ne olmaz, ölüme benzeyen uykuya girmeden evvel son vazife-i ubudiyetini yapıp, ne olur ne olmaz, son vazife-i ubudiyeti yapıp, hani de, çalışıyoruz ya iş yerindeki bir, yevmiye defteri amalini hüsnü hatime ile bağlamak için. Yani son, artık son gündelik hayatını, yevmiye defterini, yani çalışıyorsun ücret alacaksın ya, yevmiye defterini güzel bir şekilde bağlamak için salata kıyam etmek. Salat, içinde namaz da var. Yani niye namaz demedi de salata kıyam etmek? Namaz Farsçadır. Salat Arapçadır. Salat. O genel bir kavramı Allah Resulü de gözüküyor namaz ya. O salatı anlatıyor. Namazın mesela 12 farzı var. Salatı bak nasıl tanımlıyor. Diyor ki salata kıyam etmek. Ha salata kıyam etmek. Ne demek biliyor musun salata kıyam? 3 tane anlamı var. Yani diyor. Ben izah etmiyorum. Kendi söylüyor. Salata kıyam etmek. Böyle bir insan. Bunu okunca keseceğim. Salata kıyam etmek ne demek? 1. Çok acayip. İşte hulasa bu. 1. Yani salata kıyam etmek ne demek? Yani 1. Bütün fani sevdiklerine bedel, neyi seviyorsun? Fanidir hepsi. Bütün fani sevdiklerine bedel, bir mabut ve mahbubu bakinin. Bak, bütün fani sevdiklerine bedel, bir mabut ve mahbubu bakinin. 2. Bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel, bir kadir-i kerimin. Dilencilik ediyoruz da, hayattan, hadiselere, hücrelerden, sağlığa, doktora, paraya, servete, dilencilik ediyoruz. Ne diyor bir daha? Bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel, dilenci olduğun kişi var ya, o da aciz senin gibi. O, onlara bedel bir kadir-i kerimin. 3. Bütün titrediğin, korktuğun, bütün titrediği muzırların şerrinden kurtulmak için bir hafız-ı rahimin huzuruna çıkmakmış. Salata kıyam etmek. Namazın 12 farzı var. Salatın 3 farzı var. Neymiş abi bir tanesini de okuyayım. Bütün fani sevdiklerine bedel bir mabut ve mahbub-u baki. Huzuruna çıkmak. 2. Bütün dilencilik ettiğin acizlere bedel bir kadir-i kerimin huzuruna çıkmak. 3. Bütün titrediği huzurların korkuyoruz. Cehennemden korkuyoruz, azayden korkuyoruz. Bütün bu korkudukların azayın şerrinden korkuyorsun. Kabirin şerrinden, şer olan tarafından, sırat köprüsünden, cehennem sakarından, şerrinden, bütün o titrediğin muzırların şerrinden kurtulmak için bir hafız-ı rahimin huzuruna çıkmakmış salat. Olayı onunla düşünüyorsun. Hem Fatiha ile bağlamak. Ne demek Fatiha'ya? İlk önce Fatiha ile bağlamak. Yani diyor usta, bir şeye yaramayan, Fatiha ile niçin başlıyoruz? Onun izahı, bir cümleyle. Yani bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa beden bir kamili mutlak ve gani mutlak ve rahimi kerim olan Rabbul Alemini metü sena etmekmiş. Fatiha ile başlamanın sebebi buymuş. Bir de okuyayım ben. Fatiha ile bağlamak, ipi bağlamak. Ne demek?
bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs, eksik, fakir mahlukları medih ve minnettarlığa bedel bir kamil-i mutlak, bir gani-i mutlak ve rahim-i kerim olan, yani rahim-i kerim niye söyledi? Kerim demek iyi şeyleri ihsan edip yetmiyor. Verdiği şeyi almayan Allah. Baki yaşama hissini vermişse seni baki yaşatacaktır. Sana onu isteme meyli verdi değil mi? Allah istiyorsun, bana seni gerekseni diyorsun. Kendisini verecektir. İmam Ali'nin ve Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh rivayetine göre Allah vermek istemeseydi istemek vermezdi. Bunun ayet de var. Udûne estecib lekum. Kul bir de deva edin, cevap verin diye. Şimdi kerim bu. Rahim ise Bismillahirrahmanirrahim'deki son o rahim kendisine iman edenlere iman ettiği şeyle hem dünyada hem ahirette ruhunu besleyen Allah demek. Mesela Allah'a iman ettik, rahim aktif oluyor. Kafirde rahim aktif olmuyor. Rahman aktif olur kafirde. İnanan inanmaya fark etmezden dünyada rızkını, hak hayatını veren demek Rahman. Ama rahim ise nereye iman ettik? Ahirete. Ahirete iman etmenin sırf ahirette şey yaramıyor. Esas burada yarıyor. Ahiret ile dünyayı tansim ediyorsun. Yapmam, gitmem, demem, doğru, yanlışları ahiret inancı. Ya yapmaya zulüm, ahiret var bak. Hakkını bil, adinde dur. Bak, dünya, ustad diyor ki, biz diyor dünyevi dostluk edinmiyoruz. Yani biz dost, dünyevi değiliz. Ahiret için ezeli ve bir hayatta, ezeli ve bedi bir hayatta dost olacağız. Dost dostuyla beraberdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ya. Ya Resulallah, orada da aynı dost olacağız diyor. Dost, dostuyla beraber olacaktır. O zaman Rahim-i Kerim, yani Rahim, Allah ile beslenen bir ruh. Rahim, ahiret, melaike-i imanla, kitaplara iman, peygambere, haşre, kadere iman ile, iman esaslarıyla beslenen bir ruh. Rahim bu. İman ettiği şeyle ruhu beslenen ve Kerim ise, çok acayip bir terkip, verdiği şeyi geri almayan Allah. Allah sana verdi. Ne, nereden biliyoruz? İmanı verdi. İman onu geri almayacak. Kerim o. Veren bir Allah'a, Rabbul Alemine Fatiha ile metü sena etmek. Bazılar diyor ki, dinsiz tabii, imansız. Kendisini methedilmeyi isteyen bir Rabb'a ben şey yapmam diyor. İbadet etmem diyor. Ego. He? Ego, yüksek egolu bir tanrı yani. Evet, egosu tabii, tamam mı? Şimdi namazın da aynı, bu dersin de cevabı da aynı. Yani mesela başkasına namaz kılıyorsun, ağır geliyor. Başkası değil, kendini inşa etmek, namazı anlamlandırdı. Şimdi, Fatiha'da niye hamd ona ediyoruz? Aslında o kendini metü sena etmek gibi gözükürken, mesela Allah Resulü de diyor ya, ben bir aynayım, herkes kendisini bende görür. Tamam mı? Onu inşa eder. Mesela diyelim ki şöyle. Birbirimize en büyük nimetiz. Beni gördüğün zaman, ben seni ferahlatıyorsam, bazı dertlerin kalkmasına vesile oluyorsam, senin bazı ulvi değerlerine seni götürebiliyorsam ki, rivayette şöyle gelmiş, o dostunuz da olur ki, göründüğü zaman sizi rahatlatan, konuştuğu zaman hikmetle size donatandır. Peki nedir? Birbirimize aynayız. Şimdi Allah'a met ediyoruz. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Alemin Rabbine ona hamd. Bak bakalım onun zatıyla mı alakalı, bizimle mi alakalı? Neymiş? Bir daha okuyayım orayı. Diyor ki bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs fakir mahluka metü sena ediyorsun. Peki ney mi? Allah'a mukabil ne isim metü sena ediyoruz? Nefsimizi mabut yapıyoruz. Yani başka şansı yok. Ya Allah'a tapacaksın ya, ya nefsine tapacaksın. Ortada bir şey yok öyle bir şey. Yani ya o ya o. Ya onu methedeceksin ya onu methedecek. Peki kendini methettiğin zaman kimmiş? O Allah'a methetmek yani beşeri ifadelerle olunca bu sıkıntı oluyor. Mesela Kur'an'da haf geçiyor. Kur'an'da salat geçiyor. Burada Türkçe'de korku diyoruz. Namaz diyoruz. Değil.
Bakın methetmek fatihadır ya, fatiha. Bak şuymuş. Diyor ki insan, bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs fakir mahlukları methü ve minnettarlığa bedel. Biz minnettar, paraya minnettar oluyoruz. Ne diyoruz? Paranı açmayınca bir kapı yok. Kim bunu diyen? Parayla her şeyi yapan adam. Şahseti bile yok yani. Peki, hiçbir şey yarıyor mu methettiğimiz kişi? Bak velim nimetimsin diyorsun. Ya tapınıyorsun ya. Uşkurluğuna, midene. Bu methi sana illa laf değil ki. Yani Allah'ı lafla, adam hayatla nefsini tapınıyor ya. Put ya. Kendini yaşıyor. Abi, tapmasına gerek var mı? Yok. Kökeni Allah olmayan bütün değer vermelerin hepsi aynı içine girmez mi? Aynen. Kökeni Allah değil. Bu methü senayi diyorsun yani. Neyi methü senayi? Ediyoruz yani. Mesela şimdi methü senayiye bakalım. Sabahtan 24 saatin içerisinde 23 saati kimi methü senayi ediyorsun? Sabah istemediğin halde işe nasıl kalk? Kim için kalkıyorsun? Methü senayi değil mi? Aynen. Fiili methü senayi. Fiili methü senayi. Peki sevmediğin adamın burun kokusunu iş yerinde dinliyorsun. He? Methü senayi diyorsun. Engleri düzel. Ben mesela Allah affetsin yani. Şimdi kalabalık cemaatte böyle ders yaparken adam giriyor. Suratına bakınca korkunç ya. Sokak bir şey, selam vermesin ama işim itibariyle yapıyorum. Ha? Ya bir bak bakalım. Uğruna verdiğimize bakın. Karaciğeri veriyoruz. Böbreği veriyoruz. Aklı kalbi veriyor. Vücudumuzu veriyoruz. Methü senayi diyoruz. Ondan daha fiili methü senayi var mı? Peki bak bakalım sana yakışıyor mu o methü senayi ettiğin şey? Mesela namazı zannediyoruz ki Allah'a methü senayi ediyoruz. Ulan sensin bu. Kimsin sen? Çünkü sen nihayetsiz acizsin, nihayetsiz fakirsin değil misin? Nihayetsiz muhtaç değil misin? Yani taleplerine bak bakalım, eline bak. Sonra nesin başka? Nihayetsiz bir istikbal zulümatına ve hadiselere dalmak üzeresin. Güneşin batıyor oğul. Kabir ve sonrasını neyle şey yapacaksın? Ha? Aman doktor beni kurtar. Ha? Niye methü senayi ediyorsun? Aman para beni kurtar. Hani kurtarsın? Niye methü senayi ediyorsun? Ya onu methü senayi edeceksin ya bunu. Başka yok. Ya Allah'a tapınacaksın. Rabbin olacak. Ya da nefsin Rabbi olacak. Hatta Allah diyor kendisi, diyor ki birbirinize Rab edinmeyin diyor. Nefsi, Yusuf Suresi, nefsin Rab edineni görmedin mi? Var, bir de birbirinize Rab edinmeyin diyor. Peki Allah'a Rab edinmek nedir? Malı sahibine teslim ediyorsun. Sen var mısın ki bir şey Rab edineceksin? Ben o. Ben mi kaldı? Hangi şeyde ben varım? Hangi organ benim? Kalp onun değil mi? Akıl onun değil mi? Ne ben onu methüsene diyorum ki? Malı sahibini veriyorum, o kadar. Malı sahibine vermek demekmiş ya zaten. Malı sahibine iade et. Onun. Ha. Şimdi bakın, Allah'ı methetmek demek ne acayip bir şeymiş. Bak diyor ki, bak methetmek şöyle. Onun için çok duruyorum. Çünkü o zındıklar, birkaç tane filozofun kitabında da okumuştum. Kendisi yüksek ego sahibi, tövbe. Kendi alemini Allah'ta görüyor. Yani kendi nefsini putlaştırdığı için putunda gördüğü sıfatları Allah'ta da zannediyor. Ama diyor ki methü senayi istiyor diyor. Methü senayi neymiş? Bir şeye yaramayan ve yerinde olmayan nakıs fakir mahlukları met ve minnettarlığa bedel. Para, kariyer. Kariyer uğruna üniversitede makam almak adına bir talebe o tezi vermek, o makamı geçmek için ne kadar zillete gidiyorsun? Niye methü senayi ettin? Peki cennette bir makamı almak için hem de ezeli ve ebedi şahsiyetin terk etmemek adına bir münacat etsen, şimdi bir methü senayi mı oluyor? Zor geliyor. Sen bir sınıftan geçmek için hocaya yaptığına bak. He? Bir doktordan rapor almak için döktüğün kelamlara bak. Allah'ın huzurunda dökmüyorsun lan onu. Ego oluyor. Hatta bunu yazan filozof, Karl Marx'ta da var. Bana itaat edin, dediğime itaat edin diye 63 milyon insanın katlarına sebep olmuş.
Benim sevdiğimi sevmeyen benim düşmanımdır. Amerika. Benim gibi düşünmüyorsanız benden değilsiniz. Beşeri felsefe. Nereden bahsediyorsun sen? Nefsini öyle putlaştırdın ki. Peki başkasını metüsene etmek sana ne hal geliyor? Bir şey de söyleyeyim valla. Mecliste kanun çıkacak. Hırsızlara ait kanun sertleşecek. Meclisten hırsızlara ait kanun sert çıkmasına kim rahatsız olur? Hırsız. Yoksa sen hırsız mısın? Yoksa Metüselam'ı istiyorsun sen, Firavun. Anladın? Böyle, yani ne demek biliyor musunuz? Metüselam etmek, hem İyyâke nâbudû hitabına terakki etmek, neye çıkıyorsun biliyor musun? Yani bu Metüselam hitabına seni çıkartıyor. Metüselam, ilk önce Metüselam dedi, İyyâke nâbudû şeyine çıkartıyor. Terakki ediyorsun. Nedir biliyor musun? Ben ve sen. Ulan sen Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı, Belediye Başkanı çıkabilir misin? Şimdi senin sahibinle muhatap olmak. Senin neyin vardı ki sen sahip şey yapıyor? Mal onun, mülk onun. Kim, neye sahip çıkıyorsun yani? Kalp senin mi? Metü sena edilir mi? Neyle çıktın? Kalple, ağızla senin mi? Mal sahibine emanet etmiş. Ama senin imiş gibi, sende senin imiş gibi kabul ediyor. Öyle muamele görüyorsun beni. Şuraya bak. Ha, yerkena budu ve yerkenesteyin çıkmak içinmiş o Metüsena. Orada ne var? Yani küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği. Bak, küçüklüğü, hiçliği, kimsesizliği ile beraber ezel ve ebed sultanı olan Maliki Yevmiddin'e intisabı. İntisapmış, bağlılığın mesela o telefon numarası, o şebekeyi onaylıyorsun. Metüsena ediyoruz, para veriyoruz. Bağlanıyoruz ki niye? Onunla bir yerlere varalım diye. İşte Cenab-ı Hakk'a da namaz ile bağlanıyorsun. Rekatlarla telefon numarası çeviriyorsun. Yevmiddin'e bağlanınca ne oluyor? Yevmiddin'e intisabıyla şu kainatta nazdar bir misafir oluyorsun. Ve emniyetli bir vazifedar makamına girip ya kenabudu ve ya kenesteyn demekle bütün mahlukat namına kainatın cemaati kübrası ve cemiyeti uzmasındaki ibadat ve istinaatı ona takdim etmek. Buradan sonra devam ediyor. Ben daha devam etmeyeceğim. İhtina sırat-ı müstakim geliyor. Yani inşallah o ana tema yani Allah için deniliyor. Çünkü niye? Bak. Allah için namaz. Niye deniliyor? Bak kaç yaşında çocuk? Yavrum kaç yaşındasın? 10 yaşında. Şimdi yazın daha ufak. Bu da artık aşmıştır da. Oğlum bisiklet alacağım sana. Veya araba alacağım biraz 15 oldu mu? 18 oldu mu? Kur'an açık. Babanın nazarında Kur'an gaye bisiklet almak vesile. Bisiklet ile Kur'an'a varmak istiyor. Çocuğun dünyasında nedir? Bisiklet gaye, Kur'an vesile. Peki, ilk önce ne kadar doğru değil mi çocuğun dünyasında? Ama babası yaşlandı, öldü. Çocuk büyüdü, oldu 20, 30, 40. Şöyle der. Allah rahmet etsin ya. Bravo baba be. Babam Allah rahmet etsin. Yani Kur'an'la çıkarttı. Bisiklet şey yaptı ama. Ama bak Kur'an'la beni tanıştırdı. Niçin peki bisiklet vaat ediyor baba? Yani niye? Çünkü çocuğun seviyesi o. Peki biz onu metisena ettik, iltifat ettik. Aferin kahraman yavrum sen becerisin şöylesin böyle. Çünkü Kur'an adına onu yapıyoruz. Babanın nazarına Kur'an netice bisiklet gaye şey vesile. Çocuğun nazarında bisiklet gaye Kur'an vesile. Kur'an-ı Kerim'in gerçek değerini anlayamayacağı için başka onu anlayabileceği başka bir değer hedef gösteriyor. Harika. Kur'an-ı Kerim'in hakiki değerini kendisine ne kadar lazım olduğunu bilemediği için onun bildiği bir lisanla ama neticede ona götürme adına o olsun bilmeyebilir ama netice olsun diye onun bildiği değerle ona veriyorsun veya aktif ediyorsun, teklif ediyorsun.
Oradan anlıyor. Bu da ne diye gösteriyor? اَتَّنَزُولَاتِ اِلٰهِيَةَ عَلَى اُكُلِّ beşer. Yani insanların seviyesinde konuşması, yani insanların seviyesinde anlayışına göre konuşması, profesör, ilkokul seviyesinde çocuklara, ortaokul, lise, üniversite seviyesinde konuşması, onun basitliğini değil haşa, kemalatını gösterdiği gibi, Allah da insanların seviyesinde konuşması merhamet ilahiyedir. O zaman cennette cehennemde biraz şey oluyor değil mi? Evet, vesiledir. Ondan anladım. Aynen. Allah'ın nazarında rıza ilahi netice cennet vasıta. Çocuğun şey babanın nazarında Kur'an netice bisiklet vasıta gibi. La teşbih ve la temsil. Ama çocuğun nazarında bisiklet gaye, Kur'an vesile. Allah cennet ve cehennemi huzur ilahi, rıza ilahi için teklif eder. Yani. Çünkü niye? Bizim seviyemiz bu. Direkt deseler ki cennet cehennem ortadan kalksa Kur'an'da. Direkt rıza ilahi desin. Ulan neymiş ya? Rıza ilahi. E ne olacak Allah'ın rıza? Yani. Ama cennet deyince orada şu var, bu var. Çocuklara şimdi rıza ilahi nasıl dersin? Veya büyük sakal çocuklara. Çocuklara diyorum da Hasan amca cennet nasıl? Allah'a. Bisiklete bir biniyorsun. Bir çeviriyorsun pedalı bulutların arkasında. Yani öyle lastik çevre değil. Uçuyorsun. Bisikletin ön sepetinde de çikolataların her çeşidi var. Arkada da bir sürü meşrubatlar var böyle. Böyle uçuyorsun acayip falan her yerde oluyorsun. Ha cennet böyle bir yer. E böyle değil de. Onu anlayacak insan bu. Ha şimdi bu dersi gidip de bizim köylülere cumada bazında yapmam ya. Tamam mı? Rıza ilahi. Onlara cennette bahsedeceksin. Bisiklet var kardeş. Orada bisikletler var. Tamam. Allah da bize ey kulum bisiklet yerine bak cennet var ha. Cennet var ha cennet. Yerine bisiklet bisiklet. Peki gaye netice. Miran Allah Resulü cehennemi gördü cennete girdi. Onu da geçti. Hani cennete gitmek için onu girdi çıktı. Sonra aşağı gitti, lafı mavza gitti, aşağı zaman gitti. Kabı kalpsene geçti, imkan ucum. Huzur ilahi mazhar oldu. Netice bu. Vâhır davâhum enilhamdülillâ rabbil âlemin. El-Fâtiha.